yarın 30 Ağustos Zafer Bayramımızı. Bugün Merkezi Teşkilatımız, İl Başkanımız, Kadın Kolları İl Başkanımız ve teşkilatımızla birlikte Türk bayrağı ve genç hitabı dağıtarak kutlamak için yola çıktık. Bizim amacımız buradaki Türk bayrağı dağıtımı 15 Ağustos'ta bu ülkenin ilk şehide verildiği günü bayram ilan eden teröristlere, kucak açanlara ve destekleyenlere karşıdır. Bu bayraklarla birlikte Zonguldak'ta bu ülkenin bölünmeyeceğini, bizler oldukça da bu ülkenin bir çakıl taşını dahil kimseye vermeyeceğimizi bir kere daha söylemek istiyorum. Bugün bizim için de anlamlı bir gün. Ben Merkez İlçe Başkanı olarak da bugün ilçe başkanlığımda son görevimi yapıyorum. Bu dağıtımdan sonra da istifamı Sayın İl Başkanıma sunarak önümüzdeki haftada Zonguldak Belediye Başkanlığımıza aday adayımı açıklayacağım inşallah. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu sürede bize verdiğiniz destekten dolayı Milliyetçi Hareket Partisi ve bizler Zonguldak'a hizmet etmeye çalıştık. İnşallah farklı bir kulvarda Zonguldakların emrine girmek için buraya adayız. Allah inşallah hepimize hayırlısını nasip eder. Ben 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tekrar kutluyorum. Bütün hemşehrilerimize kutlu olsun, mutlu olsun. Evet arkadaşlar, Merkez İlçe Teşkilatımız, başkanımızın da ifade ettiği gibi 30 Ağustos'u yaşayabilmek, unutturmamak adına bayrak dağıtımı ve gençliğe hitabe dağıtımı yapmayı düşünmüşler. Bizler de yanlarına çağırdılar. Tabii biz her zaman yanımda olduğumuz gibi teşkilatımızın yanımda yapacağız. Tabii bunun yanı sıra ilçe başkanımızın az önce ifade etmiş olduğu bir cümlesi benim için önemli bir cümleydi. Biz kendisiyle uzun yıllar tanıştırmamıza rağmen bir yıl gibi artık bir zaman içerisinde biz il başkanlığında kendisi ekibiyle beraber ilçe başkanlığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Zonguldak'ta getirilebilecek en yüksek sesi getirmiştir. Verilebilecek en iyi hizmeti vermiştir. Dolayısıyla ben kendisine bu işin aşağı yolda vermiş olduğu kararda başarılar diliyorum. Bu bir süreçtir. Kendisinin azmini ve kararlılığını görüyorum. Onda bu enerjide olduğunu da hissedebiliyorum. Tabii ki bu benim için kendisinin olduğu kadarıyla benim için de zor bir yer. Yani kendisiyle beraber yürürken yani bu il ve ilçe başkanlığı dönemi içerisinde bizlerle ilgili biliyorsunuz hep il ve ilçe arasında bir sıkıntı var gibi yazılsa da çizilse de aslında biz bir abi kardeş anlayışı içerisinde il ve ilçe başkanlığı statüleri içerisinde bir uyum yakalamıştık. Dolayısıyla kendisi ciddi bir karara imza attı bugün. Yani Zonguldak Belediye Başkanı aday adaylığı düşünmek bile büyük bir cesaret. Büyük bir makama talip olmuştu. Cenab-ı Allah onun çıktığı bu yolda yar ve yardımcısı olsun. Biz kendisine abisi olarak ve önümüzdeki günler içerisinde gerek il başkanlığı olarak, gerek teşkilatlarımız olarak yapacağımız istişare toplantısında onun alacağı kararlar noktasında da yardımcı olmayı düşünüyoruz. Onun zamanlar için yapacağı projeler hakkında da çalışmalarımız olacak. Bunları da sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Ben yine sizlerin huzurunuzda kendisine çıkmış olduğu yolda başarılar dilerim. Allah onu utandırmasın. Dolayısıyla onu utandırmadığı zaman bizler de utanmamış olacağız. Ben Cenab-ı Allah'ın o dönem içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında olduğunu düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Zonguldak halkının vermiş olduğu teveccühü görüyorum. Dolayısıyla bu cesaretle, bu kararlılıkla da Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlaka Zonguldak'ta başarılı olacaktır. Çünkü Zonguldak'ın artık siyasi bir algı değişikliğine ihtiyacı var. Sizler de görüyorsunuz. Beraber yaşadığımız bu şehrin mahvus kaderini artık geriye çevirmek istiyoruz. Bunun adımını da ilk olarak Merkez İlçe Başkanımız atmıştır. Ben sizlerin huzurunuzda kendisine vermiş olduğum karardan dolayı tebrik ediyorum. Bana da başarılar diliyorum. Hepiniz sağ olun. Evet arkadaşlar. Başkan siz de verirken bir alalım mı? Sosyal Safar Bayramı'nın şimdiden kutlu olsun. Başkanım. Müsaade et. Tekrar abi. Her yerde var. Tamam mı? Hep bayram. Arkadaşlar merhaba. Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Başka bir şey yok.
Başka yok.